Merhaba sevgili Artı Televizyonu izleyicileri. Bir kez daha haftanın Hayı Huyu programında birlikteyiz. Bu hafta stüdyoda Mihail Vasilyadis program yapımcısı arkadaşım ve bir de konuğumuz var. Sevgili Tatyos Bebek. Hoş geldin Tatyos programımıza. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Tatyos Bebek'i önce tanıtayım ben size. Düşünce platformu dediğimiz bir inisiyatifin kurucularından olması. Düşünce Platformu inisiyatifi özellikle de 2007 yılında Hrant Dink cinayetinden kısa bir süre sonra, Hrant Dink'in öldürülmesinden kısa bir süre sonra günün patriği Mesrop Mutafya'nın hastalığının önce toplum içerisinde fark edilip sonra da Patrikhane tarafından resmen ilan edilmesinden itibaren başlayan bir patriksizlik dönemi içerisinde konuyla ilgili olarak toplumda farkındalık oluşturmak, farkındalık yaratmak üzere çeşitli toplantılar, görüş alışverişleri, danışmalar ve bilgilendirmeler düzenleyen bir oluşum. Bugün de Patrik seçim sürecinde önemli bir noktadayız. Çünkü Perşembe günü Patriklik kaymakamı seçildi. Bu kelime çoğu için yabancı bir kelime olabilir. Ne anlama geliyor patriklik kaymakamı? Patriklik kaymakamları veya patrik kaymakamları genellikle patriğin ölümünden sonra yeni bir patrik seçilene kadar o süreci yönetmek üzere ve patrikhanenin görevlerini yürütmek üzere seçilen din adamlarına verilen bir sıfat patriklik kaymakamı. Perşembe günü, 4 Temmuz günü Patrikhane'de bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda bir seçim de yapıldı. Yüksek Ruhani Kurul denen bir heyetti bu seçimi gerçekleştiren. 25 din adamı katıldılar bu toplantıya. İki aday vardı. Bunlardan birisi Sahak Episkopos Maşalyan 13 oy aldı. Ve düne kadar Patrik Genel Vekili sıfatını kullanan Aram Ateşyan, Başepiskopos Aram Ateşyan da 11 oy aldı. Dolayısıyla şu andan itibaren artık Patrikhane'yi temsil eden yetkili isim Sahak Maşalyan oldu. Episkopos Sahak Maşalyan. 13. 13, 11. 11. 25 yani oy kullanıldı. Bir tarafa geçmesi. Bakın sorun 25 yok. Oy kullanıldı. Bunlardan birisi boş oy kullandı. Dolayısıyla 24 oyun 13'ü birine, 11'i birine. Eğer bir oyluk fark çıksaydı bir daha tartışmalı bir durum olabilirdi. 12-12. Yani biraz bıçak sırtı giden bir durumdu. Bu toplantının öncesindeki kulis bilgilerinden biz şunu çok yakından duyuyorduk ki toplantıya katılan bütün din adamları üzerinde çok ağır baskı var. Her iki aday da birebir markaj yaparak, evlerine mütemadiyen telefon açarak kendileri lehine oy istediler. Peki bunlarda Ruhul Kudüs'ün verdiği... Asaleti. Yok mu? Yok. Yani öyle oy verilir benim bildiğim. Evet öyle oy verilir ama gözünü belli kapatırsın, ki... dua edersin. İlham gelirse orada oy verirsin. Yok bu ilhamlar böyle evlere ki, telefon evlere herhalde telefon yeni bir şey çünkü. Tabii evlere telefonun arka planında da bazen tehdit bazen de vaatler vardır. Beni desteklersen ben seçildikten sonra seni şu pozisyona getiririm, bu pozisyona getiririm ya da bana oy vermezsen başına şu gelebilir gibi tehditler olduğuna da şüphe yok yani. Bunun anlamı bir yerde bu adamlar hizmet edebilmek için çok hazırlar. Can siperanı yarışıyorlar. İlle ki can siperanı yarışıyorlar. Kim şöyle hizmet edecek daha fazla? Evet. Şöyle diyebilir miyiz? Ruhani işlere biraz dünyevi işlere de karışmış durumda. Her zaman karışmıştır. Şu anda bu çok daha her zaman iç karışmıştır. Şimdi de öyle. Peki bu iki adayın hatta böyle kılı kılına bıçak sırtı oy aldıklarına göre herhalde söylediklerinde büyük farklar olmalı.
Yani birbirinden farkları ne? Biri ne vaat ediyor, ne yapacağını söylüyor, biri ne diyor? İkisi de aynı şeyleri vaat ediyorlar. İkisi de toplumda huzurun tesis edilmesi, sağlıklı bir seçim sürecinin yönetilmesi. Bunun dışında bir vaatleri yok. Zaten Patrik Kaymakamı'nın başka bir işlevi de yok bu aşamada. Bundan öteye bir vaatlerinin olması da zaten mantıklı değil. Çünkü bu geçici bir görev. Kendisi de aday olabiliyor mu Patrikliğe? Evet, evet. Patrik Kaymakamları Patrikliğe de aday olabilirler. Şimdi istersen Mihail abi bu aşamada tatıyorsa biraz söz verelim. Tabii. Bu sürecin biraz arka planını anlatsın. Yani hatta belki de en başından biraz şu düşünce platformundan bahsetsin. Ben çok yüzeysel olarak bir şey söyledim ama sen nasıl bir gereklilik üzerine böyle bir oluşum yaratıldığını, bu oluşumda neler yapılmaya çalışıldığını, ne sonuçlar alındığına dair biraz bizi bilgilendirir misin Tatyos? Bir de bu konudaki dini kaideler nerede? Yani dini yasalar ne öngörüyor? Ondan söylemeye çalışayım bildiğim kadarıyla. Şimdi düşünce platformu Türkiye'deki Ermeni toplumunun giderek azaldığını görüyoruz. Hem nicelik hem nitelik olarak bir erozyon var toplumda. Ve çok sorunları var. Fakat bu sorunların birçoğu ortak akılda çözülebilecek ve toplumun yararına bazı şeylerin oluşabileceği bir potansiyel de gördük biz. Yani sorunlar var ama bu sorunlar ortak akılla çözülebilir. Düşünce platformunun asıl ortaya çıkış nedeni toplumsal sorunların ortak akılla çözülebilmesi için işte projeler, yöntemler, fikirler oluşturmaktı. O sırada Patrik Mutafya'nın rahatsızlığı ortaya çıktı. Ve Patrik Mutafya'nın rahatsız olunca iş görememezlik hali de oldu tabii bu arada. Ve yine bir Patrik seçimi gündeme gelmesi gerekti. Çünkü toplumun başında bir Patrik yoktu artık. Ne yazık ki bu süreç biraz uzatıldı. Çeşitli nedenlerle. Biraz iktidar oyunları oynandı. Biz düşünce platformu olarak Patrik'i seçmek istiyoruz diye imza kampanyası başlattık. Ve 5000 üzerinde 6000'e yakın imza topladık. 2010 yılında toplumdan. Gerçekten bölge bölge gezildi. Mezarlıklarda, kiliselerde, iş yerlerinde insanlar ziyaret edildi. Bu imzalar toplandı. Ve bu imzalara o zaman Tayyip Erdoğan Bey başbakandı. Ona gönderdik. Ve taleplerimizle birlikte gönderdik. Partimizi seçmek istiyoruz dedik. Partimizi biz seçmek istiyoruz. Sanki bunlar hiç yokmuş gibi 2010 yılında biz Patrik seçimini beklerken valilikten gelen bir yazıyla bir Patrik genel vekili ihdas edildi. Genel vekillik kurumu ihdas edildi. Ve dendi ki Patrik genel vekilini siz seçin. Ruhani kurula. Devletten bu yazı gelir gelmez daha 2 gün dolmadan hemen ertesi günü Ruhani Kurul topladı, o zamanki vekil topladı ve kendini Patrik Genel Vekili seçtirdi. Burada isim vermeyeceğim, isim vermeye gerek yok. İsim vermenin sakıncası da yok, bunlar gezdi. Aram Ateşyan, yani, Patrik Genel Vekili seçildi. Değil. Nasıl bir şey? Biz buna da karşı çıktık. Neden karşı çıktık? Çünkü bizim kilise geleneklerinde, adetlerinde hiç Patrik Genel Vekili diye bir kurum yok. Öyle bir şey yok. Formu soracak. Öyle bir şey yok. Bu hükümetin ortaya çıkardığı bir kurum. Bunu yapın diyorlar. Aram Ateşyan bunu yapmaya razı oluyor.
Bunu yaparken başka adaylara da haber vermesi gerekirken, başka adaylar da var olması gereken. Hiç haber vermeden hemen Ruhani Kurulu toplanıyor ve kendini genel vekil seçtiriyor. Biz buna karşı çıktık. Burada tabii Ruhani Kurul denen yapının da ilkesizliği ve niteliksizliği de ortada değil mi? Ya bu konuda çok şey söylemeye gerek var mı? Olaylar ortadayken. Olaylar ortada ama bunu da teslim etmek lazım. Yani evet. Burada evet Aram Ateşyan'ı eleştirebiliyoruz böyle bir dayatma yarattığı için ama diğer bütün o kurulun üyelerinde bu dayatmaya gönüllü kolayca özellikle bu kelimeyi kullanmak istiyorum. Kolayca alet oldukları için yani ilkesiz veya niteliksiz oldukları için. Bizler burada bunun geleneklerimizde olmadığını, böyle bir yöntem olmadığını biliyoruz, farkındayız, söylüyoruz da bu insanlar farkında değiller mi? Tabii ki. Yani bu bir parantezdi, sen gene devam et. Yani sonuçta parti genel vekili seçildi ve biz o zamandan bu yana yaklaşık 9-10 yıldan beri partimi seçemiyoruz. Genel vekillikle yönetiliyor. Olmayan bir kurumla yönetiliyor Türkiye Ermeni toplumu. Yani yönetenin aslında meşruiyeti yok. Halk tarafından meşru bir yönetim tarzı değil bu. Yöneten de meşru değil. Hep biz buna karşı çıktık. Düşünce platformu olarak baştan beri buna karşı çıktık ve bu konuda çok çeşitli toplantılar yaptık, anketler yaptık. Mahallelerde topladık insanları. Yani kilise salonlarında insanları topladık bölge bölge. Pakrat biliyor bazılarını. Bu tür çalışmalar yaptık. Hep bizim derdimiz şuydu. Patriğimizi biz seçmek istiyoruz. Bunu ne devlet seçecek ne de birileri oldu bittiye getirecek. Patriğimizi seçmek istiyoruz. Ne yazık ki yapamadık, seçemedik. O zamandan beri o yılların, ya o 2010'lu yıllarda başında Anayasa Mahkemesi bunun için bir dava açmıştık. İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. İdare Mahkemesi bunu reddetti. Sonra buradan... Ne gerekçeyle? İdare Mahkemesi. Bu şeyin verdiği şeyi onayladı. Hükümetin verdiği yapabilirsiniz şeyi onayladı. Biz bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne dava açtık. Anayasa Mahkemesi'ne dava açıldı. 7-8 sene oluyor. Dava sonuçlandı. Sonuçlarını söyleyeceğim. 2-3 hafta önce dava sonuçlandı. Biz bu süreçte hep bunun üzerine ısrar ettik. Partimizi bir seçmek istiyoruz. Parti seçilsin. Çeşitli görüşmeler yaptık. Devlet yetkilileriyle görüşmeler yaptık. Daha önce 3-4 yıl önce bizi azınlık temsilcilerini Ankara'ya çağırdıklarında toplantıda bizzat orada dile getirdik. Bunu olması gerektiğini söyledik. Olmadı ama. Ha neden olmadı? Anlamıyorum. Niye olmasın? Yani neden devlet buna müdahale eder? Ya da neden birileri buna çomak sokar? Ya bu neden? İnsanlar kendi inançları gereği kendi patriklerini seçecekler. Ki Türkiye Ermeni toplumu diğer toplumlara farklı biçimde kendi patriğini halkın da seçtiği. Yani iki aşamalı bir seçim yapılıyor. Halkın delegeleriyle ruhani delegeler bir meclis oluşturuyorlar ki o meclisin 7'de 1'i ruhani, 7'de 6'sı sivil delegeler oluyor ve bunlar partiyi seçiyorlar. Partiyi bunlar seçiyorlar. Türkiye'de demokratik bir sistem var. Halkın büyük ağırlığı var bu konuda. Bizim kilisemiz öyle bir kilise. Ne yazık ki halk bu konuda hiçbir zaman dahil olamıyor seçimlere. Bu güzel bir şey. Ancak yeter ki bu sivil taraftan katılanlar hani sık sık kiliseye giden inançlı kişilerden olsun. İnançsız yoksa, olsa olmaz mı? Yoksa sırf seçmek için ortaya çıkıp da ben de bu meclise dahil olayım diyenler varsa hayatında kiliseye gitmez yahut ne bileyim bu işlerle uğraşmaz. İnanç imtihanını nasıl yapacağız Mikhail abi? Adamlar mesela belli. Kiliseye gitme kriter mi? Her pazar giden, ayda bir giden, bayramdan bayrama giden. Şöyle bir şey ama kilisede kendisini gösteren. Burada kaçırdığınız bir şey var. Türkiye Ermeni toplumu etnodinsel bir yapı. Aslında patrik sivillerin de başı değil. Ama geçmişten gelen bir gelenek var böyle. Biz bunun ayrı olmasını istiyoruz. O ayrı mesele. Tabii. Onu koyayım bir tarafa. Ama şu anda var olan realitede patrik aynı zamanda toplumu temsil eden birisi.
Yani toplumu temsil ediyor. Kilisemiz de öyle. Sen daha iyi bilirsin. Milletbaşı döneminden geliyor. Evet, evet. Dolayısıyla bu siviller için önemli. Yani şimdi benim inancım olsun ya da olmasın, Fatih bu toplum lideri ise ben o konuda söz söyleme hakkı bulurum kendimde ve söylerim. Yani şimdiye kadar hep böyle olmuş. Ezelden beri böyle olmuş. Türk Ermeni toplumunda hep bu iş böyle seçilmiş. Ha daha önce bu işi paralılar, zenginler ağırlık koymuşlar. Gene ondan da siviller olmuş, seçmişler. Şimdi artık sistem değişiyor ama yine de siviller seçiyor tırnak içerisinde. Hiç olmaz. Dolayısıyla burada dindar olup olmaması, kiliseye gidip gitmemesi çok şey değil, önemli değil. O önemli değil de hiç kiliseye gitmeyenler aniden böyle bir kurula üye olmak için ortaya çıkarsa insan biraz ya sen zaten bunlarla ilgili ondan da korkmamak lazım. Acaba nedir seni bu yola iten? Ama dediğiniz gibi ayrı bir halk şeyi komisyonu ruhaniler de ayrı bir komisyon yaparsa ve halkın temsil edilmesi sırf o ruhanilere bırakılmazsa yani halkın da resmi bir temsilcisini seçmesine izin verilirse o zaman sorun kalmaz. Evet. Şimdi buradaki bizim olay şimdi olay farklı bir mecraya gider böyle. Şimdi biz olan var olan üzerinden tartışırsak bence daha şey olması gerekeni değil de var olan üzerinden tartışırsak bizim sorunu irdeleyebiliriz. Çünkü yaşadığımız çok ilginç şeyler var. Sonuçta dedim ki patrik seçilmiyor. Toplum patriğini istiyor ama toplum patriğini seçemiyor. Bu yaklaşık 10 yıldan beri böyle. Bu anlaşılmaz bir şey. Kimileri müdahale ediyorlar. Ne yazık ki bu tür olumsuzluklara rağmen ne yazık ki değil, iyi ki 2017 yılında bir seçim yapılmaya karar verildi. Seçim için adım atıldı. Seçim için adım atıldığında yapılacak ilk şey bir patrik kaymakamı, bizim deabah dediğimiz bir patrik kaymakamı seçmektir. İşte Perşembe günü seçilen kaymakam o. 2017 yılında bir karar verildi ve seçim sürecine girildi ve bir patrik kaymakamı seçildi. Patrik kaymakamı Almanya'dan gelen Bekciyan arkepiskopostu. Baş episkopostu. Orada yıllardan beri yurt dışında bulunan bir din adamıydı. Buraya geldi, aday oldu ve büyük çoğunlukla Bekciyan burada deabah seçildi. Daha seçim yapılır yapılmaz Ruhani Genel Meclisi seçim yapılıyor. Bütün din adamları seçim yapıyorlar. Seçim yapılıyor. Seçim bitiyor. Oylama yapılıyor. Seçilen belli. Hemen ateşten çıkarıp diyor ki bakın valilikten bir yazı geldi. Seçim iptal. Nasıl olur? Bir yazı geldi. Yazı hesapta seçimden sonra gelmiş. Şimdi yazının seçimden önce mi seçimden sonra mı gelmesi başka bir şey. Ama valiliğin bu seçim iptal edilecek oluyor demesi bambaşka bir şey. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Sonuçta bu süreci... İdari kararla iptal ediliyor. Evet, valilikten bir karar. Bu seçimi yapamazsınız. Neden? Çünkü patriğiniz yaşıyor. Mutafiyen yaşıyor. Biz yine düşünce platformu olarak patriğiniz yaşıyor, patrik seçemezsiniz dendiği zaman bir vasi davası açtık. Patriğimiz adına. Derdimiz şuydu, vasi davası açıldığında adli tıptan rapor alınacak. Aslında rapor var, hastane raporları var. Ama bu raporlar daha önce bize başbakanın ifade ettiği gibi iletilmemiş devlete. Devlet diyor ki bende öyle rapor yok diyor. Biz Ankara'da başbakanla görüştük. Görüştüğümüzde dedik ki bende öyle raporlar yok, verin raporu gönderin. Bizim için bu işlem problem değil dedi. Gönderilmemiş raporlar. Biz dedik o zaman biz vasi davası açalım. Ve bu vasi davasından çıkan sonuca göre adli tıp raporu çıkacak. Göndermeyen kim raporu? Patrikhane. Göndermemiş raporu. Biz vasi davası açtık ve vasi davasında gerçekten patriğimizin
rahmetli Mutafya'nın iş görememezlik hali tıbben ve daha sonra hukuken ibra edildi. Artık ortaya çıktı. Bunun üzerine dedik ki biz patrik seçimi yapılması lazım. Böyle bir süreçte yaşadık. Şimdi biz 2017'deki işte olay karışmasın. 2017'deki patrik kaymakamı seçiminden sonra yani devletin yazısı geldi ya bir şey oldu. Bir karışık, kaotik bir şey çıktı ortaya. Şimdi devlet böyle yapıyor falan diye. Ama normalde dedik ki devletin buna müdahale etmemesi lazım. Biz de abamızı seçtik. Bu yolda devam etmemiz gerekir. Sanıyorum seçimden yaklaşık bir buçuk ay sonra Bekçiyan geldi Almanya'dan ve kiliseye girip göreve başlama duası yapacak. Herkes bekliyor kilisenin kapısında ama kilisenin kapısını kilitlemişler, kapamışlar. Kilisenin kapısı kapatıldı yani. Kapısını bağladıklarını gördük biz. Kilisenin kapısının bağlandığını gördük. Polis mi? Hayır. Hayır. Vakıf yönetimi. Vakıf yöneticileri. Yani buna olmaz diyen, yani devletin dediği doğrudur falan diyen insanlar. Ya devletin tamam, ben devlete saygım var. Ben devlette benim bir problemim yok. Devlet demokratik ve layık bir ülkede devlet buna karışmaz diyoruz biz. Karışmaması da lazım. Biz bunu savunuyoruz. Ne yazık ki o günlerden de geçtik. Bu süreci atlattık. Daha sonra görüşmeler oldu ve DEVABA kaymakam görevine başladı. Kaymakamın görevi Almanya'dan gelen. Çok saygıdeğer, gerçekten çok düzgün bir din adamıydı. Yani ben o zaman tanıdım, daha önce tanımazdım. Ve kaymakamın görevi nedir bu süreçte? Kaymakam Yüksek Seçim Kurulu Başkanı gibidir. Bu süreci idare eden Yüksek Seçim Kurulu Başkanı gibidir. Ne yapar kaymakam? O süreci patrik olmadan, çünkü patrik yok sayılıyor, seçime kadar o süreci idare eder. O süreçte kaymakam seçildikten sonra bir de müteşebbis heyet denen Yüksek Seçim Kurulu diyelim seçilir. Yüksek Seçim Kurulu'nda vakıflar toplanırlar. 42-43 tane vakıf bir araya gelir. Adaylar belirlerler ve tek sayılı bir rakamda, mesela geçen defa seçildiğinde 17 kişi seçilmişti. Tek sayılı rakamlarla müteşebbis heyet seçilir. Müteşebbis heyet işi mutfağında çalışan, seçmen listelerini hazırlamakla uğraşan, işte seçim sandıklarının nerede konulacağını falan, seçim organı, Yüksek Seçim Kurulu düşünün. Müteşebbis heyet. Çalışmalara başladık. Ben de müteşebbis heyeti seçildim kontenjandan. Bekçiyan beni de seçmişti. O sırada seçim süreci başlamış oldu ve biz de dedik ki tamam ilk kez biz bundan sonra biz doğru yoldayız artık. Her şey çözüldü, gidiyoruz. Seçimler bu süreç devam ederken seçmen listeleri hazırlandı. Anadolu'daki şeylerden, şehirlerden listeler istendi. Her şey hazırlanıyor. Her şey tamam yapılacak. Seçim açık yapılacak seçim. Tarihini belirlemeye çalışıyoruz. Ve 5 Şubat'ta yani 2018'in 5 Şubat'ında devlet İstanbul Valiliği'nden yeni bir yazı geldi. Bütün bu yapılanlar geçersizdir. Şimdiye kadar yapılanlar geçersizdir. Çünkü sizin patriniz hala yaşamaktadır. O zaman yaşıyordu Mutafyan. Yaşamaktadır. Ve bu sürecin iptali ve tekrar baştaki hale, yani 2010'daki hale dönülmesi diye bir yazı geldi. Ve bu yazıya ne yazık ki kimse sahip çıkmadı. Biz ısrarla bu yazının da yanlış üzerine dava açtık. Bizi de eleştirdiler. Dedik ki bu olmaz. Yani bu din ve vicdan hürriyetine aykırı bir şey. Yani bir laik devlet olmaması gereken bir şey. Ama bunu muktedirler ve de ruhani kurul dinlemedi. Bir kararla karar aldılar ve işte tekrar gerçekten iptal ettiler. Ve Bekçiyan da adamcağız tekrar gerisin geriye Almanya'ya döndü. Yani yapılan iş bozuldu 2018'in 5 Şubat'ında. Biz o zamandan bu yana tekrar bunu takip ediyoruz. Gene bunu takip ediyoruz. Sayın Bekçiyan bu sefer aday olmadı galiba. Olmadı. Yapmadılar. Yapmadılar. Yapmadılar mı? Yapmadılar. Başvurdu.
Hayır, kendisi hayır, başvurmamıştı. Gerek yok. Daha önce de başvurmamıştı. Tabii. Başvurması gerekmiyor gerek. Burada. Tamam. Yani görevleri şu. Orada bir seçim yapıldığında ruhani kurulun ya da ruhani meclisin adayları çağırması lazım. Mesela şu anda patik olduğunda, biz geçen sene müteşebbis heyette olduğum için biliyorum. Patik seçimi yapılacağında biz geçen sene 11 tane aday belirlemiştik. Diyor ki, babadan Türk olan, yani babası Türkiye doğumlu olan birisi de yurt dışına doğsa dahi patik adayı olabilir. 11 tane aday var. Ha şimdi kaymakam seçilirken de bu kiliseye bağlı episkoposlar seçilebilir. Daha önce Bekçiyan'ı da seçildi. Bu defa Bekçiyan'ın seçimi bile çağırmadılar, davet etmediler. Biz zaten onu eleştiriyoruz. Burada biraz çünkü çok çarpıcı ben. Bir şey, bir dayatmayla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan son birkaç yıldır yerli ve milli diye bir tanım tarif ediyor. Bizim Ermeni Kilisesi'nin yöneticileri de bundan fevkalade etkilendiler. Bunlar da yerli ve milli diyorlar. Yani yerli derken Türkiye'li, milli derken de Türkiye Patrikhanesi'nin çevresi. Bunun dışındaki herkesi yabancı ve dışarılı gösterme motivasyonu içerisindeler. Gitgide bunu topluma da devlet böyle istiyor imajıyla dayatıyorlar. Esasında bu doğru değil. Yarın öbür gün aynı şeyi patrik seçimi için de yapacaklar. Bunun üzerine oynayacaklar. Bu çünkü, doğru değil. Çünkü bunun evliyatı var. Patrik Atenagoras ne yerliydi ne de milli. Amerika'dan getirildi. Pasaportu uçakta verildi. Truman'ın uçağıyla gelmişti. Ve ekumenik patrik olarak seçildi. Demek ki hani illaki Türkiye doğumlu olacak, illaki babası Türkiye'de doğmuş olacak gibi bir şey olmaz. Yani bu mevki nerelere kadar yetkili ise o yerlerin yerel yetkilisi ister Türkiye'de olsun ister Türkiye dışında olsun söz sahibi olması lazım. Olabilir ki Almanya'da olur ama buraya bağlıdır herhalde değil mi? Şimdi tabii. Ama şimdi şöyle, bu ta 1453'lerden itibaren, Fatih'in İstanbul'u işgaline itibaren, 61'de kurulmuş ya buradaki patrikhane. Evet. 1863'te bir Ermeni nizamnamesi hazırlanmış. Bizim şimdi seçimlerimiz, o ilk 1863'te yapılan nizamnameye göre yapılıyor. Biz diyoruz ki, ya bizim seçimlerimiz, o nizamname gerçekten şu anda bile çok ileri bir nizamname. Evet. Yenilenmesi lazım. Yani güncellenmesi lazım. O ayrı mesele. Bazı şeyleri var ama gerçekten o zaman bile demokratik olarak çok doğru şeyler söylemişler. 1863'te bakın yaklaşık 150 sene önce. Demokratik ilkelerde problem yok. Demografik problemler var şimdi. Şimdi var. O zamanki şehrin demografisi, ülkenin demografisi, patrikhanenin etki ettiği demografik alanla bugün arasında çok ciddi bir fark var. O zaman 2000'in üzerinde kilise var Türkiye'de. Tabii. Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasında. Ve patrikhane bu 2000 kilisenin rahibi, piskoposu, başpiskoposu, papazı hepsinin hiyerarşisini kumanda eden makam. Bugün ise İstanbul'da 30 küsür kilise var. 33 tane falan Apostolik Ermeni Kilisesi. Katolik Ermeniler ve Protestan Ermeniler hariç 33 tane Apostolik Ermeni Kilisesi var. Anadolu'da da toplam 5 tane İstanbul Patrikhanesi'ne bağlı kilise var. Bir tane de yurt dışında İstanbul Patrikhanesi'ne bağlı kilise var. Girit Adası'nda. İlginç bir şekilde Girit Adası Kilisesi Türkiye sınırları dışında Kumkapı'daki Patrikhane'ye bağlı tek kilisedir. Almanya'da öyle. Değil. Başka bunun dışındaki diğer bütün ülkeler, şehirler hiçbiri İstanbul Ermeni Patrikhanesi'ne bağlı değil. Yurt dışında sadece tek bir kilise var. O da Girit Adası. Peki o zaman Almanya'dan nasıl geldi? Almanya'daki dini önderlik Eçmiadzin'e bağlı. Ermenistan'a bağlı.
Ama oradaki önder İstanbul'da rahip olmuş, İstanbul'da ruhban olmuş, İstanbul'dan episkoposluk için Ermenistan'a gönderilmiş, orada episkopos edilmiş bir adam. Kendisi köken itibarıyla buralıydı. O yüzden de liseyi mesela Tıbrevank Okulu'nda okumuş, bütün formasyonunu burada almış. Bu kilise bir rahibiydi ama görev yeri Almanya'daki kiliseydi. O kilise de Eçmiyazı'na bağlı. Yani şimdi şöyle bir şey. Bu nizamnameye göre biz diyoruz ki, şimdi düşünce platformu olarak bizim şey yaptı, önerdiğimiz şu. Ya bizim nizamnamemiz var. Artı bir de geleneklerimiz ve örf adetlerimiz var. Biz ona göre bir seçim yapalım. Şu anda değiştirmeyin. Ne yapalım? Ha evet, eksiklikler var. Yani bir şey, kurumsal bir kimliği yok da hala şeyin, Patrikhanenin. Tamam mı? O ayrı mesele. Ekümenik Patrikhanenin de kurumsal kimliği yok. Yok şimdi yok. Onu, o da olsun. Biz de diyoruz ki... Ya bankada hesap bile açamıyor. Tabii açamıyor. Biz diyoruz ki onlar olsun tabii. Bir tüzükte de yani bu nizamnamede problemler var. Ama onu ne yapalım? Biz halk yeni bir parti seçilsin, bir düzen kurulsun. Şu anda bir kaotik bir ortam var. Bir düzen kurulsun. Bu düzende toplumla birlikte hep bir arada ortak akılla bir yeni tüzük hazırlansın. Sizin dediğiniz şeyler orası mı olur, burası mı olur, ne olur, neyse ne. O tüzük ona göre hazırlansa ona göre gidelim. Ama şu anda herkes kafasına göre bir şey yapmasın diye en azından var olanlar üzerinden, yıllardan beri yapılanlar üzerinden gidelim diyoruz. Onlar bile deliyorlar, delik deşik ettiler. O gelenekleri bile delik deşik ettiler. Yani bizim karşı çıkmamız o. En sonunda devlet şey yaptı. Yani bu Anayasa Mahkemesi çıkan karar çok ilginç bir karar. Anayasa Mahkemesi dedi ki bizim açtığımız dava üzerine. Yani bu şey dedi. Türkiye bir hukuk dini devleti, laik işte. Bir hukuk devletidir. Ve bu din ve vicdan hürriyetine aykırı bir şeydir dedi. Yani Anayasa Mahkemesi bunu söylüyor. Ben söylemiyorum onu. Biraz evvel söylediklerim Anayasa Mahkemesi'nin söyledikleriydi. Dolayısıyla bizim bu seçim işimize devletin müdahale etmesi, karışmaması. Ha ne yapar? Seçersin patriği. Devlet der ki ben bu patriği istemiyorum. Nasıl büyükelçilere? Veto eder. Veto edebilir. Ha ne yaparsın? O zaman veto nedir? Veto etmesi şöyle olabilir. O asasını, giysisini kullanamaz dışarıda. Ama gene sen onu patrik olarak seçebilirsin. Sonuçta devletin buna karışması ancak o zaman olabilir. Yani patrik seçildikten sonra zaten olabilir. Bir veto müessesesi de olmadığı olsun. İçin veto anlamına gelen tam da bu detay bırakılıyor. Çünkü tanımadığın bir mevkiyi veto edemezsin ki. Ha işte tabii. O yüzden veto kavramı yok ama patrikler seçildikten sonra Bakanlar Kurulu bir karar alıyor ki Mihail Vasilyadis Rum Ortodoks Patriği seçilmiştir. Bu adam kilise dışında da sokakta, çarşıda, pazarda ruhani kıyafetle ve patriklik asasıyla gezebilir. Ama bunun artık hükmü kalmadı. Çünkü bu eskiden kıyafet kanunu vardı. Halen yok mu? Yok tabii. Baksana bütün hocalar, hacılar, sarıklar, imamlar, sarıklılar, kapalı olanlar, açık olanlar dışarıda. Yani bu kıyafet kanunu sırf gayrimüslimler için uygulanan bir şey değil ki, esasında bu kıyafet kanunu özellikle Müslüman halk için çıkartılmış bir yasaydı. Ama bakla horaniyi bile bununla yasakladılar. Millet palyaço oluyordu. Hayır. Dediler ki bu kıyafet kanununa aykırı. Savaş savanı güya hani bunun altında saklanıp kanunsuz işler yapılabilir diye bir bahaneyle. Bahane evet. Mihail abi, şimdi zamanı da biraz dikkatli kullanmalıyız, efektif kullanmalıyız. Biz şimdi program başından beri bir hayırlı muhabbetler yaptık, bir de huylu muhabbetler yapalım. Ekümenik Patrik Bartolomeos Hazretleri yeni belediye başkanını ziyaret etti. Buna dair söyleyeceğim bir şeyler olmalı. Evet, yok gayet doğru bir karar. Çünkü daha evvel adayken de kendisi ziyaret edip bir görüşme yapmıştı. Kalkıp adayı ziyarete gitmek belki yani en ana görevlerden biri olmalıydı. Bu tecelli etti. Tabii çok böyle
herhangi bir dokunacak bir laf birbirlerine edilmedi. Özellikle Patrik Hazretleri Yeşil Patrik olarak anılır biliyorsunuz. Evet, çevreci kimliğinden dolayısıyla. O konuda bir iki laf etti ve kendisi hani herhangi bir ayrım yapılmasın, bütün çok dinli, çok kültürlü bu İstanbul'da bu devam etsin gibi bir mealinde bir konuşma yaptı. Sayın İmamoğlu'nun da cevabı aynı minval üzerine oldu. Ancak benim kötü bir huyum var. Aynısı iştir kişinin. Lafa bakılmaz. Lafa bakılmaz. Şimdi sıra işe gelince bakalım nasıl olacak? Neler, nasıl bir davranış olacak yeni İstanbul Belediyesi'nin genellikle azınlıklara karşı? Ona göre bizde de bir fikir oluşacak tahmin ediyorum. Bizim belediyelerden somut beklentilerimiz var mıdır? Azınlık vardır mensuplar yani. Olarak. Vardır. Şehrin hemşerileri olarak demiyorum. Azınlık mensupları olarak. Azınlık mensupları, kiliselerimizin desteğe ihtiyacı var. Sorunları var. Mezarlıkların sorunları var. Şimdi bunlar hangisi belediye şeyine giriyor? Görevlerine giriyor bilemiyorum. Ama bir belediye başkanı bir koskocaman birinin 20 milyonun girip çıktığı bir kentin eğer ilk en baştaki vatandaşı ise bu belki de Avrupa'daki birçok ülkeden çok daha yüksek bir prestije sahip olmalı. Ama onun da karşı karşıya kalacağı sorunları olacak. Çünkü her nedense ana kent belediyesi seçimleri yenilendiği halde ana kent belediyesinin meclis adaylarının seçildiği seçim yenilenmedi. 4 tane şey çıktı. Bu çok söylendi. Tekrarlarda da gördüm. Yani ya 4'ünün de iptal edilmesi lazım değil. İşte bir kuyuya bir taş düşer, gelir uzmanlar o taşı çıkartamaz. Yani bir şeyi bir düşünceyle yaparsan, sırf onu ele alıp, neymiş o, ben buradan, neydi o Almanya'dan gelen? Bekçihan. Ben buradan Bekçihan'ın gitmesini istiyorum. Bunun için ne yapayım? İşte hayattayken yapamazsınız, geriye rücu. İyi de böyle bir karar alırsan, bu karar yarın öbür gün başka bir konuda, şimdi burada geçersiz diyemez. Evet. Dolayısıyla edersin. Bir özellikle edersin ama abi, edersin ama gülerler. Yani KHK ile görevinizden alınmış olmanız aday olmanıza engel değil dersin adamlara seçim öncesini. Onu seçildikten sonra da sen KHK ile görevden alınmışsın. Senin görevin ama, olmaz. Yani biz bunlar, seni görev bunlar vermeyeceğiz. Bunlar iyi bir sicil oluşturmaz. İyi sicil kimin umurunda? Olmaz. Halbuki bir patriğin seçimi, bir dini liderin, patrik demiyorum, imam olsun, haham olsun, papaz olsun, ne olursa olsun, o dinin kurallarına göre seçilmeli. O dinin kuralları neyi öngörüyorsa ona göre diyeceksin seçin. Ama dersin ki bakın bu sizin dini kurallarınız benim anayasama ve yasalarıma aykırı olursa o zaman ben bunu kabul etmem dersin. Tabii. Ve iptal edersin. Neden iptal ettiğini belirterek. Falanca yasanın falanca maddesine aykırı olduğu için bu olmaz dersin. Ve bu olmaz. Ondan sonra herhangi başka biri için de geçerli olur artık. Yoksa bir işi idare edelim.
idareten kelimesi Batı'da yoktur. Batı kültüründe hani idareten yapalım yok. Doğu'da var. Hristiyanlıkta da var. Doğu devletlerinde de var, İslam'da da var. Evet ya şöyle ama idareten şu olabilir. Bu çok sorun çözebiliyor ama birçok kişiye de istediğini yan yollardan elde etme imkanı tanıyor. Mesele bu. Mesele bu. Şimdi bu haftaki programda biz evet özellikle Perşembe günü yapılan Patriklik Kaymakamı temasını konuşmak istedik. Tatyos'la bunu konuştuk. Sayın Bartolomeos'un belediye başkanını Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretini konuştuk. Haftanın olayları içerisinde seni rahatsız eden bir iki şey vardı Mikail rahatsız abi. Edenler var. Bir de bunları beni kısaca toparlayalım çünkü böyle son dakikalarımız yazdım. Artık. Maraş Üniversitesi'nde doktor var bir bey. Mehmet Girişçi adı bu doktorun. Bir hastası vardı Sultan Hanım. Bu hanım kontrol ediliyor doktor tarafından ve bakılıyor ki anjiyo yapılmalı ve stent takılmalı. Hemen bunu yerine getiriyor doktorluk görevini. Kadın yoğun bakıma geçtikten sonra kendisine haber geliyor. Kadın fenalaşıyor diye. Hemen tabii şey diyor, kontrol ediyor ve diyor ki iç bir kanama var, kanın pıhtılaşabilmesi lazım. Bunu becermek için kan nakli lazım. Hemen kan bulun getirin çok çabuk falan. Zaman geçiyor dakikalar, saat falan. Ya kan yok, bulamıyorlar. Bakıyor adam dosyaya. Bu kadının kanı benim kanıma uygun, aynı şeyden. Ve hemen talimat veriyor. Kadının yanındaki yatağa uzanıyor, kolunu uzatıyor. Doktordan alınan kanla kadına nakil yapılıyor ve kadının hayatı kurtarılıyor. Bu gerçekten duyulması ve alkışlanması gereken bir olay. Başka böyle bir olay CH-3 gemisinin durumu. Bir sürü o şeylerle, mültecilerle dolanıyor denizde ve bir türlü İtalyan hükümeti onların kara sularına girmesine izin vermiyor. Bakıyor ki kaptan ve kaptan bir kadın. 31 yaşında bir kadın. 31 yaşında bir kadın. Siz diyor istediğiniz kadar yasaklayın. Ben bu adamlardan sorumluyum. Bu adamları ölüme terk edemem diyor ve giriyor. Ve kadını tutukluyorlar. Ne olacak sonra bilmiyorum ama bıraktılar, herhalde bıraktılar. Bırakacaklar tabii. Büyük bir kamuoyu baskısı oldu. Tabii çünkü işte bu tutuklamayı yapmadan evvel 100 kere düşünmeleri gerekirdi. Çünkü insanlığa aykırı bir kararlarını empoze etmek istiyorlar. Olmaz. Beni üzen başka şey nerede? Mesela Bozcaada'da bir eğlence yerine gitti adam. Bir olay çıktı. Döve döve öldürdüler. Yani olacak şey değil bunlar. Ve bugün, dün, bir evvelsi gün bakın haberlere. Zaten bu normal bildiğimiz kanallar, bazılar onları havuz medyası diyor nedense bilmiyorum. Bu kanallar galiba önemli şeyleri ayırt etmeyi pek bilmiyor. Ve programını doldurmak için hep böyle cinayetler, kavgalar, gürültüler onları ön plana çıkarıyor. Ve bu millete doğru etki yapmıyor. Adam haksızlığa maruz kalmışsa gider hakkını bulmaya çalışır yasal yolda. Yok efendim alır tabancayı gidiyor. Yine bir doktorla ilgili olarak. Onu haftaya konuşacağız. Zamanı bitirdik. Gidiyor rapor istiyor ama haksız bir rapor. Vermiyor doktor. Sahte bir rapor. Akşama yolunu kesiyorlar. Döve döve bir hale getiriyorlar. Adam yoğun bakımda. Evet sahte bir rapor. Bunu da okuduk gazetelerde. Bugünkü programımız da bitti. Evet. Dolayısıyla
Misafirimize evet. Teşekkür edelim. Tabii çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın için. Evet sevgili Artı TV izleyicileri, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Memleketin gündemi çok yoğundu ama biz özellikle de programın haftanın hayı huyu adını haklı çıkarmak adına bu hafta bu patriklik kaymakamın seçimi konusunu biraz genişçe tuttuk. Önümüzdeki hafta yeni bir programda tekrar buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun.